Prizren'e doğru devam ediyoruz. Priştine'ye girmedik. Sola doğru döndük. Şimdi yaklaşık 50 kilometremiz var. 50 kilometre sonra Taner arkadaşımızın ayarladığı pansiyona yerleşeceğiz. Biraz dinlendikten sonra daha sonra Prizren'i gezme fırsatımız olacak. Ama yol hakikaten zor geçiyor. Hem çok virajlı hem de çok sıcak. Yani biraz yükseklere çıkarız diye düşünmüştüm ama en fazla 600-700 rakımlara kadar çıkabildik. Oralarda biraz daha serin hava ama o kadar da serin değil tabii ki. Dolayısıyla yine 40 derece civarında mücadele etmeye çalışıyoruz. Yolumuza devam edeceğiz. Prizren'de belki 2 gün kalırız. Yorgunluk durumumuza göre yola devam etmeye bakacağız. Ama ne kadar devam edebiliriz, ne kadar gidebiliriz? Tabii ki Bilge'nin durumuna bağlı. Bilge biraz fazla yıpranıyor bu işlerde. Yani hakikaten sıcak çok kötü bastırdı. Tam bizim çıktığımız zamana denk geldi. Çok kötü bastırdı. Onun için bir şey de diyemiyorum yani. Yolun kenarında durduk böyle. Dinleniyoruz bakalım. Aşağıdan da bir tane dere akıyor. Çok az bir serinlik veriyor bu tarafa. Şimdi Bilge'yi kaldırıp yola devam etmem lazım.
Aman yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman. 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 Yavrum gel bana yavrum aman. Aman yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman. Aman yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman. Aman yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman. Yavrum aman, aman yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman. Aman yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman. Aman yavrum cilveli yavrum gel bana yavrum aman. Evet, o orası bence iyi ama. Gel, başka bir yer gördüysen bir de o seninkilere bakalım. Yayık ayranı var üstünde de. Bu da kebapçı ama. Evinin hemen karşısındaki taş köprüdeyiz. Taş köprüde Selanik'teki konsolosluk gibi çalışmıyordur bunlar da. Evet.
başka tarafa dolaşacağız. Ha, şuraya. Bayrak dolanmış. Burası olabilir. Şu ileriye bir bakalım. Işıklar falan yapmışlar. Her şey var burada. Da. Yemek de var, çay da var, şey de var. İşte bize inan. Böyle bir adet mi var? Bilmiyorum valla. Hey, o çok pahalıydı ya. Ha, biz geldik ama burada hiçbir şey yokmuş. Ha, kebapçı var. Buraya millet kebap yemeye geliyor kızım. Allah Allah. Senden ne işi var milletin? Hayır, genel olarak yani gezdiğimiz her yerde kebap açtık. Türkiye'de evet. Ne kadar yemiyoruz kebap? Vallahi yapacak bir şey yok, bak. Saray. Bu da lokum köşeyici, baklavacı, tatlıcı. Balkanlarda bilimum dergahlar, tekkeler görmek hala mümkün. Bu da Prizren'deki dergahlardan bir tanesi. İçeride türbeler de var. Yani daha doğrusu bunları da beyaz örtmüşler. Bazı yerlerde siyah, bazı yerlerde beyaz. Belki de daha farklı anlamları var. Biz bilemediğimiz için tabii ki çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Ama bu dergahlar Balkanlarda hala varlıklarını bir şekilde sürdürüyor. Evet. Mezar taşları, çıkma mezar taşları. Ne yapacak? Bir şey olmadı, sana ne oluyor bu kadar? Nereye geldik? Kaleye mi geldik? Kaleye geldiysek bir gösterelim şöyle. Güneş tamamen batmadan. Madem bu kadar tırmandık, kalenin içini de şöyle gösterelim. Bayağı uzun bir kandanın kanı yapmış olduk. Ama yapacak bir şey yok. Gezi videolarında sinematografiyi çok fazla düşünmüyoruz. Evet. Şurada hemen UÇK yazısı. UÇK yazısının hemen altında kare kare gidelim. Thank you.
tarihi bilgilerin ışığında aşağıda kenarın hemen alt köşesinde görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bir böyle tarihi yapı var. Orası da bölgenin Batılılara karşı verdiği mücadele ile bilinen bir nokta. Kentin ve Kosova'nın ileri gelenlerden toplanıp bazı kararları aldığı bir yer. Ama bugün tabii sadece Anadolu'ya sahip olmuşlar bu konuyu. Halbuki Türk aydınlarının da orada bu gibi konularda görüş ve fikirlerini paylaştığını söylemişlerdi. Bizim gerçekten bence birçok yerden çok çok daha önce gelinip görülmesi gereken bir şehir. Hem insanlarıyla konuşmak konusunda hem eserleri bence çok faydalı olacak bir gezi olacak. Bizim için zaten oldu ama bundan sonra buraya gelecekler için de aynı şekilde faydalı olacağını düşünüyorum.